Otomotiv'den herkese merhaba arkadaşlar. Kanalımıza hoş geldiniz. Ben Emrah Eroğlu. Yeni bir konseptle sizlere başlayacağımızı söylemiştik. Bu konseptin ilk videolarını çektik. Ford Fiesta aracımız vardı. Hikayesi şöyle kısaca bir anlatayım. Müşterimiz kapak yaptırmaya geldi, conta yaktı diye. Daha sonra aracın motor bloğunda sıkıntı olduğunu gördük. Motor reklefi olması gerekti. Müşterimize söyledik. Müşterimiz de durumu yetersiz olduğu için bizimle anlaştı ve aracını bize sattı. Bu ilk kapak yapılma ve müşteriden aracı satın alma videosu var. Aşağıda linkini bırakıyorum ama kısaca bir o bölümü bir paylaşacağız. Bir iki dakikalık. Sonrasında motor reklefiye yaptığımız videomuz da var. İkinci video olarak. Ve üçüncü videomuz aracın satış videosu. Neler yaptık? Detaylı temizliğe verdik. Güzelce temizlettik elimizden geldiğince. Motor zaten sıfır. Enjektörler yenilendi. Turbo kontrol edildi. Hiçbir problem yok. Dört lastik bitikti. Dört lastiği değiştirdik. Külbütör kapağı, sübabı patlamıştı. Sübabını değiştirdik. Kapak komple değişti yani. Sübab ayrı değiştirilebiliyor. Biz komple değiştirdik. Onun videosu var. Onun videosu telefonumda var. Ben kendim çektim. Aracımızı ekspere soktuk. İlerleyen dakikalarda bunu da göreceksiniz. 5 parça değişeni var. Lokal bir ince bir boyası var. 192.000'de 2008 model Ford Fiesta 1.4 dizel. Araç gayet güzel. İçi falan gayet temiz. Satışı 300 bin liradan başlattık arkadaşlar. Piyasa değerleri zaten 280-290 bin lirada. Biz aracımızı beğendik. Araç güzel. Öyle bir problemi yok, sıkıntısı yok. Her şeyini sıfır yaptık. Bizim garantimizde, bizim kontrolümüzde satılıyor. 300 bin liraya takipçilerimize satıyoruz. Hayırlı olsun diyelim. Şimdi aracın diğer aşamalarını izleyelim. Buyurun. Sekmancı Ali ustamız geldi. Ustam hoş geldin. Hoş bulduk abi. Nasılsın ustam? Teşekkür ederim, size sormalı. Sizleri gördük, daha iyi olduk. Bayağıdır görüşmüyorduk. Bugüne kısmet işte. Evet. Aracımızın pistonlarında aşırı bir boşluk var. Evet. Reklefiye teklif ettik. Kendisi sekman istedi. Bakalım sekman kurtaracak mı? Biz siz ölçümlerini gerçekleştirin. Şimdi gömleklerimizi ölçecek ustam. Buna göre ayarladık komparatörümüzü. Silindirlerimize bakıyoruz. Aşağı seviyelerde %5 var. Ağız kısımlarında %20-25 hatta 30'a yakın bir aşıntı var. Çok varmış. Çok var. Hatta şunun 30-35'e kadar çıkıyor. Silindirlerde ovalleşme de var. Bu segment olmaz. Segment olmaz. Olmaz. Yani bu oval silindirler. Bunu anca farklıya bile belki kurtarır. Belki kurtarmaz. Gömlek bile çakılmak isteyebilir. Yeni gömlek isteyebilir dedi ustamız. Segmanın kurtarmayacağını belirtti. Yani. Ne yazık ki. Evet, zaten bunlar alüminyum blok olduğu için genelde orta düzlerde hararetten dolayı ovalleşme çok oluyor. Normalde bile segman kurtarması biraz güç. Evet. Turbo dizel araç olduğu için biraz sıkıntılı. Ama bu kesinlikle sekman olmaz. Anladım. Anladım. Peki şöyle bir şey de açıklık getirmek istedim. Sekman atılan araçlarda 50 bin kilometre sonra tekrar yağ yakma olasılığı olabiliyor diye söylüyoruz, biz de uyarıyoruz. Çünkü başımıza da geldi. Sekman atıldı, yine yağ yakıyor dedi. Biz genellikle reklefiyi tavsiye ediyoruz. Tabii yani öncelikle reklefiye. Yani bizim buradaki amacımız zaten motorun ömrünü bir tık daha ileriye taşıyabilmek. Geçici yani. Amaçlı. Evet. Bir tık daha ileriye taşıyabilmek amaçlı. Ama genelde kurtaracak ölçülerde olduktan sonra bir sıkıntı yok. Yani %3-5 o aşıntıları geçmediği sürece, o halde olmadığı sürece silindirlerde aşırı bir hararet görmediği sürece gene bayağı bir zaman götürür. Ama tabii bunun yanında yağını, suyunu, filtrelerini değiştirecek, arabaya bakacak yani. Düzenli olarak bakması evet. Lazım. Bu araç zaten hararet gördü. Bakmazsan her şey. Evet. Bu araçta dediğin gibi tabii, conta yakmış. Bu dizel araçlarda daha biraz sıkıntılı oluyor. Segment atmakta. Anladım. Daha iyi yani. O zaman araç reklefiye deniyor. Araç reklefiye. Kesinlikle segment atmaz. Tamam ustam. Teşekkür ederiz. Ayağına sağlık. Zahmet verdik. Hakkını helal et. Sağ ol ustam. Değerli dostlar, araç sahibimizle görüştüm. Kendisi reklefiye yaptırmak istemedi. Bu şekilde kapatalım dedi aracı. Aracımızın silindir kapağı toparlanacak. Karterimizi falan toplayacağız. Daha sonra müşterimize teslim edeceğiz.
Araç sahibimiz geldi. Ercan Usta ile beraber görüşüyorlar. Aracı satma kararı aldı. Bizim de araç topla, al, sat konseptimiz vardı biliyorsunuz arkadaşlar. Konseptimize giriş yapacağız. Aracı biz toplayacağız. Yarın sabah da aracın satışını yapacağız inşallah. Fiesta'mızın motorunun açılışını yapıyoruz arkadaşlar. Görüyorsunuz motorumuz cilli gibi. Yağ süzgecimiz temizleniyor. Marş motorumuz takılıyor. Erkan Usta ve Bilal Usta kontrollü bir şekilde motoru takıyor. Tesisatımızı bu şekilde yerleştirdik. Arka taraftan geliyor arkadaşlar, böyle dağılıyor. Bakın boya çatlağı var arkadaşlar. Bunu da inşallah Serkan Usta yapacak. Buradan kaynaklı diyor. Neden olmuş olabilir? Ufak bir tıklama yapmış zaten, oradan belli. Çünkü bak şu plastik ayakta da kırık var. Orada ufak bir tıklamışlar mı? Onu biraz geliş güzel bırakmışlar. Hani çok önemsemedikleri için. Tamam. Ama halledilemeyecek bir şey değil. Sen yaparsın. Teşekkür ediyoruz. Tamam, çıktı. Evet. Şuraya da bir Türk bayrağı koyacakmış. Ay yıldız. Bir gün boyunca bu şekilde kalacak arkadaşlar. Enjektörlerimiz söküldü. Şimdi revizyona gönderiyoruz. Enjektörlerimiz revizyondan geldi arkadaşlar. Enjektörlere yapılan işlemleri açıklayacak olursak, görmüş olduğunuz bobinler çok yakında patlayacakmış. O yüzden bobinlerimiz takım olarak değiştirildi. Ayrıca enjektör memelerimiz ve pulları değiştirildi. Şimdi montajını sağlayacağız. Yusuf Usta montajımıza başlıyor. Yeni enjektörlerimiz takıldı. Ne yazık ki tahmin edilen enjektörler kurtarmadı arkadaşlar. Biz de yeni enjektörlerimizi temin ettik. Enjektörlerimiz bu şekilde. Şimdi pompacı da değiştirilecek. Araç yine olmadı. Performansı düşüktü. Yani çıktıkça bir şeyler çıkıyor işte. İyi ki araç sahibine çıkmadı. Zaten karşılayamayacaktı. Bize nasipmiş bunlar. Yeni alacak kişiye daha güvenli, daha sağlıklı olacak inşallah. Fiesta aracımızı farklı otomotive getirdik. Otokuaföre. Şimdi ustamız araca ne işlemler yapılacak bize de tek tek söyleyecek. Abi arabayı getirdiğimi paspasları falan sen gelmeden bir kabaca bir pisliğini aldım ben arabanın abi. Şuralara özel bir ilaç yaptım abi. Şuradaki siyahlıklar gitsin diye abi. Hepsi Allah'ın izniyle çıkacak. Sonra abi arabanın torpidosunu bir kat böyle sildim abi. Şu araları falan alacağız abi hepsini. Bir kat daha torpidocumu parlatıcı yapacağız abi arabamıza. Tamam. Sonra tekrardan şöyle bakabilirsin. Abi bak koltuklarda şurada gördüğün daha siyahtı, daha kalındı bunlar. Evet. Onları abi bir kat üstünden sildik abi. Tamam, bu koltuklarla da aynı şekilde ilk başta aracın ilk videolarında görürseniz daha kötüydü. Kabasını birçoğunu almış, son rütuşları kalmış. Rütuşları da ustamız gerçekleştirecek. Abi bagaj aralarında size şöyle bakın görüyorsunuz. İlaç yaptım abi hepsini. Tanziye vurduğumda şimdi çocuk hepsi Allah'ın izniyle tertemiz olacak abi. Şuralara şöyle bir kat parlatıcı yapacağız. Abi bu işçilik biraz bizim hoşumuza gitmediği için dedik abi birazdan bunları da boşaltalım. Bu arabanın altında gördüğümüz her şeyi de Allah'ın izniyle atacağız. Buraları da temizleyeceğiz abi. Önce benim içime abi. İnsanlığın hayır duanın peşindeyiz abi. Önce içime yatması lazım diyorsun yani. Önce içime sinecek abi. İçime sinmedim bu arabayı 2 kere, 3 kere, 4 kere yıkarım abi. Ayak pedallarını eski haline hatırlarsın. Yağdan evet. Basılmıyordu orada. Evet, abi. Bayağı kötüydü. Buranın kapağı arkada takacağız. Evet abi. İşimiz vardı ufaktan orada. Abi ilaçlara bak yaptık. Bak ilaç akıntılarını zaten anlarsın abi bak. İlaç yapmışız. Evet. Şimdi bir kat daha detay beziyle sildiğimiz zaman Allah'ın izniyle şuraları falan her yeri arkadaşlarımıza gösterebiliriz. Pislikleri gördük inşallah. Motor zaten temiz yeni motor, yaptığımız yeni için. Yeni renk defa olduğu için abi gerek yok motora. Şu cam açık yalnız yıkarken onu halledelim. Edelim. Son olarak bir arkadaşlara düşünü gösterelim abi. Bir cila yapacağım demiştin sanki. Ne abi, işlem yapacağız? En şu anda en yeni serisinin en güzel hızlı wax cilası var abi. Hem seramik etkili. Hani 3 araba kullandığımda daha fazla seramik etkisi gösteriyor ama ilkte de bayağı bir fark oluyor. Sen arabanın dışını gösterirsen abi ben yaptıktan sonraki halinde de daha iyi anlayacak izleyen arkadaşlarım. Tamamdır. Abi. Şöyle bir gösterelim. Kısaca.
kapalı bir Bursa havası. Sürekli ara ara çiseliyor. Yani inceden yağıyor. Bu yüzden ister istemez ufak tefek çamurlar oluyor arkadaşlar. Aracın görüntüsü bu şekilde. Evet, ustalarımıza kolay gelsin diyoruz. Teşekkür ederim abi. Elinize sağlık şimdiden, hoşça kalın. Hayırlı günler abi, hoşça kalın. Allah'a sağ olun. Abi. Sizler de. Evet, aracımızı teslim almaya geldik. Yılan Power mı diyorsun? Yılan abi, Allah'ın izniyle. Abi şu anda aracımızın paspası... Bahsetmiş olduğumuz yerler vardı. Abi bahsettiğim... Bak abi şöyle. Şu köşede. Abi bir şunlara bir bakar mısın? Sütte evet. Leke olur, bizde leke olmaz abi. Ne diyorsun? Evet abi. Abi şuralardan... Zaten... Bu bir de arkadaşlar bizim VIP yıkamamız yani sadece. Bu detaylı değil arkadaşlar. Hani koltuk silmemiz, efendime söyleyeyim abimin arabasını bu şekilde parlatmamız, temizlememiz. Sadece bizim bu VIP yıkamamız. İsterseniz arkadaşlara detaylı da gösteririz. İşçiliğimizi, ustalarımızı daha iyi o zaman anlarlar abi. Yani çekebilirdim ama ben yoğun olduğum için o aşamaları çekemedik. O aşamaya gerek yok. Doğru söylüyorsun. Abi altına arkadaşlar istetme... Sadece haznesini koymuşlar abi. Lastik koymadıkları için buraya çöpler doldurmuşlar. Evet. Onların hepsini attım abi ben, bilgin olsun. Hmm. Buralarda böyle bir kat bir sildik abi. Eline koluna sağlık. Abi şunlar da büyük ihtimal çöptür. Sen gör öyle onlar, atalım istedim. Evet evet ben. Onlar eski enjektörler falan. Aralar arkadaşlar. Evet buraları diyorduk. Abi. 10 numara olmuş. Arabanın dış kaportası gibi aynı şekilde çıkarttık Allah'ın izniyle abi. Eline koluna abi, sağlık. Paspaslarımızı da detaylı yıkadığımız için hepsi orada abi. Astık paspasları. En sonunda bu işe hani yeni başlayan arkadaşlara söylüyorum. Hani biz bu işin elimizden geldiğince hakkını veriyoruz. Tabii bazı kötü şeylerimiz olacak. Gözden kaçırdığımız insanız hepimiz. Fakat arkadaşlar size bir akıl vereyim. Bu kavucuklara torpidonun sürdüğünüz göz parlatıcısını kavucuklara sürün arkadaşlar. Anlatmak istediğim abim arabayı aldıktan sonra akşam size fotoğrafını atsın. Daha iyi anlayacaksınız. Bu şeyi demiştin, torpidoyu falan gözleri buralara action yapacağım demiştin. Abi şöyle bir bakarsan anlarsın. Evet, zaten. Evet. Güzel. Torpido da güzel, koltuklar da güzel. Her şeyimiz Allah'ın izniyle süper abi. Eline koluna sağlık. Aynen, paspaslar biraz daha çeksin abi. Onlara da torpido parlatısı yapıp teslim edeceğim. Bir şekilde müşterimize hayırlı olsun diyelim abi. Teşekkür ederim, eline koluna sağlık. Eyvallah. Hoşça kal. Ben teşekkür ederim, hoşça kal. Hayırlı günler. Sağ ol. Aracımızı ekspere getirdik. Şimdi kaporta boya ne değişen var? Bunun incelemesini gerçekleştireceğiz. Abi kolay gelsin, hayırlı işler. Nasılsınız? Teşekkür ederim. Nasılsınız? Sizleri gördük, daha iyi olduk. Esnaf ziyareti de oldu birazcık. Abilerden ben bizim dükkanın ilerisinde arkadaşlar. Dynomobil. Dynomobil, Auto Expertiz. Auto Expertiz. FSM'ye çıkmadan sağda. Bakalım, zaten motorunu biz rektife ettik. Enjektör, turbosu hepsini yaptık. Bir kaporta boyası kaldı. Atacağımız kişi de kafası rahat alır biner. Bizim de kafamız ve gönlümüz rahat olsun diye getirdik. İşlemlerimiz başlıyor. Sağ sol değişen. Ön sağ sol çamurluk değişmiş olarak belirtti ustamız. Kapı da değişen. Tamam. Sol ön kapımız değişen. Sol. Sol arka kapıyı kontrol ediyor. Söktak mı olmuş? Sağ arka söktek olmuş arkadaşlar. Pastan dolayı mı anlıyorsunuz tam? Evet, zaten diyor talebi bu durumdur. Hmm.
şey. Evet. Dokunulmamış olanlar bu şekilde mi oluyor? Böyle olacak. Bak bunlara dokunulmuş. Şu kısımlara. Tamam. Buna bakacağız. Çıkma olma ihtimali olabilir, şey olurdu. Daha devamlı devam eder. Tamam. Bu arkayı ben indirecektim, unuttum ya. İndireyim mi bunu? Enjektör falan var, eski enjektörler de. Sorun yok abi. Şöyle hafif kaldırsak yapabiliriz. Sağ ön kapı değişik. Zaten şuradan şöyle Meges'ten anlaşılır. Yumuşak ve Meges'i farklı. Yumuşak ve Meges'inin farklı olduğunu belirtti. Altı da siyah var. He, altı siyah. Aynı burası tarzı değişmiş, siyah. Siyah böyle zaten değişmiş. Normalde orijinal parça siyah olmaz. Tamam. Bagaja bakıyordun, tamam. Bagajda bir şey... Bagajda bir şey çıktı mı Sam? Bakıyorum. Ha, devam ediyormuş. Tamam. Değişen değil. Bagaj kapağı değişen değil dedi. Değil. Tamam. Ben de şuradan. Şimdi şurada bak. Bakarsan punta yok. Bir de öbür tarafa bakalım. Bak, punta izlerini görüyor musun? Evet, değişim. Orijinal punta, fabrika gel, puntaları. Burayı göstereyim ben size şimdi. Sol tarafta punta yok. Bak, iyi bakar mısın? Bak puntaları görüyorsun. Evet. Oraya da punta atmışlar ama tabii benzetememişler yani o kadar. Bak görüyor musun farklı şeyler? Manuel yapmışlar. Bak buradakilerine bak, buradaki puntalara bak, aşağı doğru fark ediyor, görüyor musun? Şuradan fark ediyor. Şuradan bak, kesik yeri burada zaten değil bak. Şöyle kesilmiş. Şuradan değişmiş şöyle bu şekilde. Çamurluk değişmiş. Çıksınlar kaynaklarına. Zıplamasın şu üzerine. Ama anne onu artık içeriden bakabilirsin. %19, %120 180, 250, 195. Şurada çok ufak bir macun işlemi var. Bu şekilde 700 üzeri olarak geliyor. Sonra 200'e kadar düşüyor. Genel anlamda 160, 199, 200 arası veriyor. Tamam. Bir sağ alt tarafta çok az bir işlem var. Macun. Komple boyalı. Çamurluk ağzı şu. Bak çamur da değişen söylemiştik. Sağ sol değişen dedi ustamız. Bu iki çamurluklar, iki ön kapılarımız değişen. Sağda mı değişik? Evet. Sağ ön kapımız. Ha. Sağ ön çamurumuz. Sol ön çamurumuz. Sol ön kapımız. Bunlar değişen. Tamam. Arka çamurumuz. Değişen sol arka çamurumuz. Arka kapımız sökler. Evet, zaten 5 parça var diye biliyordum ben. Aynen. Değişen. 4-5 parça yapıyor. O kapı sökler. Bunda da yerleştirdim. Üstünden çiçeklerden ayrılmış. Tamam. Çeselerde falan... Bakacağım. Şimdi kaldıracağız, ona da bak. Oraya şimdi geçiyoruz. Kaldırıp bakacağız. Boya kontrol işlemi gerçekleştiriliyor. Evet. İlk parçamız zaten değişiyor. Evet. Bu parçamızda da boya var. Göz kontrolüyle hem de makineyle. Bu parçamız da değişiyor. Evet. Bu parçamız aynı şekilde boyalı. Boyalı. Aracımızın orijinal mikronu 110. Tamam. 120 marklarında gezerken bu boyalı parçamızda boya mikronumuz 180. İşte mesela burada 700 biraz daha, gördü çok az. 700 görmemizin sebebi burada macunun biraz daha kalın olması. Bu aradaki boyayla aradaki kalınlığı ölçüsünden kaynaklı. Muhtemelen burada şu çamurluk değişmeler. Yani burada bir darbe almış zaten. Buradan aldığı darbe buraları veriyor. Buralar da aynı şekilde. Boyamız var ama buradaki boyamız o
160, 150, 160, 160, 170. Burada bir şey yok. Onun içini de ölçer misin? Bu kadar sökkak var. Hani çıkma olma ihtimali var mı? Çıkma olma ihtimali var mı diye içini de kontrol ediyorlar. Sökkakımız var. Evet, sökkakımız şurada. Sökkakımız var ama ben içinde boya göremedim. Bu parçamız, mesela bu parçamızın camı da değişik. O Olympia marka. Hani böyle olduğunda sadece dikkat çeker. Tabii ki camı değişik, kapının değişmeme ihtimali de olabilir ama. Şurada biraz Olympia, burada orijinal Ford. Tabii bu Ford Pilkington marka. Pilkington. Ford camı. Bunun içinden birazdan kaldırınca alttan kontrolünü yapacağım. Parçalarınızın içinde boya var mı? Tamam. Altından herhangi bir farklı renk çıkıyor mu? Kataforizine iç kısmından, parçanın açık kısımlarından bakıp bu şekilde karar vereceğiz. Tamam. Şimdi liftimizi kaldırıyoruz. Parçamızın iç mikronu güzel. İçindeki şu gölgeler zaten arkadaşlar gördüğünüz gibi astarın rengi yeşil. Aracın astarı burada aynı şekilde gölge olarak duruyor. Tamam. Ya da bakalım aracımızın şase derinliği. Altında herhangi bir işlemde falan bir şey var mı? Egzoz kısmı size ait herhalde. Egzoz bu şey, yok bu saç. Bu saç. Çift şey koruma yok bu. Hiç sağlam bunda bir şey yok. Görsel müşterileri ürkütüyor abi. Yani. Tabi. Biz gerekli açıklamayı yaparız. Arka panelin bir kısmında bir izlemiz var, görüyorsunuz. Şurası. Panelin evet. Bu kısım eğilmiş. Ama şasemize herhangi bir hasar vermemiş. Şasemiz sağlam. Şasede herhangi bir sıkıntı yok. Panelde bir var bu kısımda. Panelin bu kısmında da bir eziklik var. Şurada gördüğünüz gibi buralardan zaten bir darbe almış, sonrasında düzeltilmiş bu kısım. Evet. Arka panelde düzeltmemiz var. Bu da zaten bu çamurluğumuz değişik, şuradan belli oluyor. Şu kısımlarında da düzeltme var. Şu değişen çamurluk buradan alt kısımdan da değişiyor. Bu alt kodu denir. Şu alt kısımdan tekrardan kaynatılıp o saç değişiyor. Şaselerimiz herhangi bir şey yok. Sadece ön tampon demirimiz değişmiş. Tampon demirimiz değişmiş. Şu. Evet. Şaselerde herhangi bir oynama, düzeltme, aylık işlemi. İyi, maşallah, çok şükür. Yani şaselerimiz demiş, şaselerimizden en ufak bir yanı da. Onun dışında taban şaselerimiz yok. Taban şaseleri de güzeldi dostumuz. Yani orijinal megesleri daha güzel. Orijinal megesleri üzerinde. Zaten çamurun değiştiğini anlayabiliriz. Evet, bak, az önceki ustamız da belirtti. Bak bu taraftakine göre oradan, bak orada ufak bir işlemler, burada orijinal mesela. Burada herhangi bir sıkıntımız yok. Evet. Şurada hafif bir yamulma olmuş. Evet, zaten burada fazla bir önemi yok. Şurada hafif bir eziklik var. Bu kadar. Evet, şuradan. Evet. Az bir şey tıklatmışlar. Aynen öyle. Şuradan az bir şey tıklatmışlar. Şurada zaten sanki bak tamponda bir bombe var. Muhtemelen zaten girip çektirmişler mi? Bakalım tamponu. Isıtıp. Hemen bakayım. Bu darbide bu tampon üzerinde değil. Bu muhtemelen değişmiş bu. Yani şu alt kısmı değişmiş. Üstü kendisinin altı. Yani buradan ayrı ya bunlar, iki parça oldu. Ford. Evet yani muhtemelen. Yani o plastik aksamıdır. Şey yapmamalı. Evet. Genel olarak bu şekilde kaporta, boya ve şaseler kontrol ediliyor. Standart değil mi ustam hep? Aynen evet, standart bu şekilde kontrol ediliyor. İlave olarak motor mekanik falan isteniliyor ama tabii ona gerek yok yani bizde. Şöyle, motor mekanik, onun dışında beyin kontrolü, arabanın beyine bağlanarak beyinden kilometresine bakılıyor. Hı hı. Airbaglerine bakılıyor. Motor komple, yağ kaçakları var mı? Ön takım, alt takım. Yani bildiğiniz check-up, lastik tahlillerine varıncaya kadar. Yani evet. Burada conta testi, CS motor testi, conta testi dahil hepsini A'dan Z'ye yapılıyor yani. Anladım. En ufak bir soru işareti kalmıyor kafasında. Evet, lastiklerimiz zaten yeni. Patlaktı komple, yarıktı. Mevsimlik taktık. Tamam, işlemlerimiz bu kadar. Elinize sağlık, teşekkür ediyoruz. Raporumuzu alacağız ve işletmemize veda edeceğiz. Aracımızın işlemleri bitti. İç temizliğimizi yaptık, iç dış güzelce yıkattık, ekspere soktuk, kontrollerimizi yaptık, hiçbir sıkıntı yok. Eksper raporumuzu aldık bu şekilde.
gelen kişiye teslim edeceğiz. Bizim rektifiye yaptığımız motorlarda 1 yıl garanti var arkadaşlar. Müşterimiz elektriksel veya kullanıcı hatalı bir problem yapmadığı sürece rektifiyecim garantili, kapakçım garantili, parçacılarım garantili ve benim işçiliğim de garantili. Ayrıca böyle ağır işlemleri video çektiğimiz için videosu da var. Müşterinin de kafası rahat, benim de kafam rahat. Bu değişti değişmedi diyemez. 1 yıl garantisi var yani. Bilginiz olsun. Yapıldığı tarihten itibaren, yani videosundaki, ne zaman videosunu çekmişiz, o zamanki tarihten bir sonraki yıla kadar garantisi mevcuttur. Alacak kişiye şimdiden hayırlı olsun. Hoşçakalın. Değerli vaktinizi ayırıp bizleri izlediğiniz için çok teşekkür ederim arkadaşlar. Videomuzu beğendiyseniz alt taraftan like tuşuna basmayı unutmayın. Yorum yaparak da görüşlerinizi ve önerilerinizi bizlerle paylaşabilirsiniz. Ayrıca eğer videomuz çok faydalı olduysa, sizin işinizi gördüyse hemen yorum kısmının altında süper teşekkür var. Buradan ufak miktarlarda bizlere destekler sağlayabilirsiniz. Kendinize çok iyi bakın. Allah'a emanet olun.